Dostumuz bir gün Semerkant'ta özel misafirleri vardı birkaç kişi. Onlara sohbet ediyordu. Allah-u Teala ikram etti, lütfetti. Bizler de bir meseleyle ilgili orada bir kenarda bulunuyoruz. Dinledik, kulak misafiri olduk. Onlar mı sordu, dostumuz mu direkt anlattı bilmiyorum. Dedi ki size himmeti anlatayım mı? Hemen biz kulak kapattık. Dedi bakın size himmeti tarif edeyim buyurdu. Bir insan düşünün. Öyle güzel anlatıyor ki. Tıpkı Ceddi Resulü Aleyhisselam gibi. Veciz konuşur onlar. Az kelam, çok mana. Ve herkesin yalın anlayabileceği bir şekilde konuşurlar. Hani bugün himmet nedir? Açın kaynakları. Ciltler dolusu. Bilgiler, bilgi kalabalığı, böyle bilgi kirliliği, ne, her şey var. Oku, bir cilt kitabı baştan sona oku, sonra sana himmet nedir diye sorsunlar. Bir cevabın olmaz, öyle bir şey. Ama saadatlar öyle güzel anlatıyorlar ki, bakın şimdi himmet neymiş? Bir insan buyurdu, taşıyabileceği yükü en fazla 50 kilodur. Hani bilemedin, 60'tır, 70'tir. Bu adam bundan fazlasını alırsa, 100 kilo, 150 kilo alırsa, bu adamın beli bükülür. O yükü taşıyamaz, götüremez. Tabii olarak der ki, etrafına şöyle bakar, bir insan arar. Ona yardım edecek birini arar. Der ki, kardeşim, hele bir gel de şu yüküme bir el at. Ben bu yükü kaldıramıyorum. Der. O adam da gelir onun yüküne el atar, beraberce o yükü kaldırırlar. İşte dedi, himmet de tıpkı bunun gibidir. Kul taşıyacağından fazla yükün altına girmiştir. Saadatlara der ki kurban yüküme el atın. Himmet kurban. Himmet ya Gavs manası budur. Gavs'um dermanım kesildi, dizlerim titriyor, düşeceğim. El at yüküme denildiğinde saadatlar gelir onun yüküne el verirler buyurdu. Baba. İşte o zaman eğer böyleyse yük ağır, himmete muhtaçız. Elhamdülillah. Allahü Teala bize bu büyük nimeti vermiş ki himmet isteyeceğimiz yeri buldurmuş bize. Öyle herkes de yardım etmiyor biliyorsun. Onlarla beraber olmak, onları tanımak, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusunu duymak, onlarla beraber olmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısının hani tatbikli uygulamasını görmek. Kitapta insan okur, vaaz eder, vaiz insan dinler. Kendi bir şeyler yapar, öğrenir. Bilgiye ulaşmak hele ki bugün çok kolay. Ama mesele o değil. Mesele din, İslam dini talimat ile tarif edilemez. Öyle olmuş olsaydı Kur'an-ı Mevla koyardı bir Tur-i Sina'da olduğu gibi koyardı Hira'ya, Nur Dağı'na. Gidin oradan alın. Öyle değil. Bir uygulayıcısı, göstericisi olmak zorunda. Bu her zaman böyle olmuş. Dolayısıyla Allahü Teala'nın dostları saadetler Kur'an'ı canlı canlı yaşıyorlar. Dinin emirlerinin uygulanabilirliğini insanlara gösteriyorlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan giderek asırlar geçse de, nesiller değişse de onun yolundan gidilebileceğini, onun izlerinin kıyamete kadar var olacağını en büyük gösterenler onlar. Dolayısıyla onlarla beraber olmak bu yönüyle de ayrı büyük nimet. Çünkü Allah'ın dostlarını asırlar boyu insanlığa hizmet eden ulu çınarlara benzetiyorlar. Bir çınar ağacını bir yere diktiğiniz zaman o çınar ağacı orada tutabilmesi için bir şart var. Önemli bir şart. Onun kökünün
kökünün temiz bir menbaa ulaşması gerekiyor. Eğer onun kökü temiz bir menbaa ulaşır ve oradan beslenirse o çınar ağacını da tutar. Ve hakikaten de bakın nerede böyle asırlı çınarlar varsa ne vardır? Orada su vardır. Rahmetli Sultan Hazretleri'nin adada kaldığı zamanda bir çınar ağacının altına gitmişler. Nasip oldu, gittik oraya. O çınar ağacının altında eğlenmiş mübarek orada. Kurban bayramı günü müsaade etmişler demek ki. Orada kurban kesmişler. Baktık orada şarıl şarıl su akıyor. Şimdi nerede bir çınar varsa menbaa ulaşmıştır ve öyle asırlar boyu kalabilmiştir. Ayakta durabilmiştir. İnsanlığa hizmet edebilmiştir. Hak dostları da öyledir. Onların kökleri Resulullah Aleyhisselam'a ulaşmadığı sürece, Resulullah Aleyhisselam'ın o menbaana varmadığı sürece, oradan beslenmediği sürece ayakta duramaz. Kökü orada olduğu sürece de dimdik ayakta asırlar boyunca insanlığa hizmet eder. Kendi bedenen bir müddet bulur gider ama onun hizmeti kesilmez, devam eder. Biz bugün bahsederken ne diyoruz? Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden hala bahsediyoruz. Yunus Emre'lerden bahsediyoruz. Değil mi? Emir Külal Hazretlerinden bahsediyoruz. Havsu Bilvarisi Hazretlerinden, bak az evvel Sultan Hazretlerinden bahsediyoruz. Nedir? İşte bu onun bereketidir. Dolayısıyla sünnet-i seniyeye sımsıkı sarılan ve etrafındakilere de aynı şeyi öğütleyen Allah'ın dostlarıyla beraber olmak ayrı bir nimet, ayrı bir bereket. Allah-u Teala bu nimetin kadirini, kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ve bir taassup içerisinde de olmayacağız. Yani ben buldum benimdir, bir başkasının değil. Saadatlar ümmetin önünde bir değerdir. Ve tüm insanlığın onları görmesi, onlarla beraber olması lazım. Müslümanın onları bulması lazım, onlarla beraber olması.